tıbbi hidrozis olan bölgesel aşırı terleme hastalığı yaz aylarının gelmesiyle birlikte bu hastalıktan yakınan kişilerde bazen kendisini ruhsal açıdan sıkıntıya sokacak derecelere ulaştırabilen bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. İnsanların günlük yaşantılarını kısıtlayacak derecede el, avuç içleri ve koltuk altında şiddetli terlemeye sebep olabilmektedir. Bu hastalık toplumda %1-2 oranında görülmekte. Hanımlarda erkeklere nazaran biraz daha fazla karşımıza çıkmakta. Genel olarak birkaç tedavi seçeneği olmakla birlikte tedavisinde kesin ve daha etkili sonuç cerrahi yöntemlerle sağlanmaktadır. Cerrahisinde koltuk altı bölgesinden yapılan 2 santimetrelik kesilerle göğüs boşluğu içerisindeki sempatik zincir dediğimiz sinirlerin yakılarak kesilmesiyle aşırı terlemeye sebep olan bu sinirsel aktivitenin ortadan kaldırılması yöntemi uygulanmaktadır. Yöntem olarak koltuk altı bölgesinde daha önceleri 2 veya 3 kesi ile elde edilen yöntem son zamanlarda tek bir kesi üzerinden içerisinden göğüs boşluğuna girerek kamera yardımıyla ve endoskopik cerrahi aletlerin yardımıyla işlem gerçekleştirilmekte. Tek taraflı veya aynı seansta iki taraflı olarak cerrahi girişim uygulanabilir. Bu cerrahi yaklaşık 25-30 dakika arasında ameliyat sürmekte. Hastalar ameliyat sonrasındaki ilk günde veya en geç ikinci gün içerisinde hastaneden taburcu edilip günlük işlerine veya ev koşullarına dönmesi sağlanmaktadır. Ağrı diğer açık ameliyata nazaran daha az olmakta. Kişinin ameliyat sonrasındaki süreç tedavisi daha hızlı olmasının münasebetiyle kısıtlaması söz konusu olmamaktadır. Cerrahi tedavide oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bizim kliniğimizde de kalp damar cerrahisinden Doktor Harun Düver Bey ile birlikte takip ettiğimiz ve yaptığımız hastalarda yaklaşık 50 kadar hastaya bu yöntemi uygulanmış olup tedavisi bizim açımızdan da oldukça yüz güldürücü. Bize hasta takibimizde yansıyan olumsuz bir durum şu ana kadar söz konusu olmamıştır. Hastalıkta el terlemesinde aşağı yukarı %99 civarında bir iyileşme söz konusu olup, koltuk altı ve yüz terlemesinde bu durum biraz daha az olmakla beraber en iyi netice avuç içi aşırı terlemesinde elde edilmektedir. Her iki diğer yöntemlerde de aynı cerrahi teknik uygulanmakta. Kesilen sinirlerin burada yerleriyle alakalı olarak neticesi ona göre değişmektedir. El terlemesi, hiperhidrozis dediğimiz hastalık. Isparta'da bu hastalığa yönelik ilk tedavi endoskopik ETS yöntemi, tüm Türkiye'de bilinen, dünyada bilinen yöntem. Isparta'da ilk Isparta Devlet Hastanesi olarak biz başlattık. Bu başlattığımızda bu tarafa da yaklaşık işte 50 hastamız oldu. Hastalarımız bunlardan büyük bir, bu ameliyattan büyük bir
mutluluk duyarak ayrıldılar. Hastaların en çok ameliyat öncesi şikayetleri ellerinin terlemesi, koltuk altının terlemesi, özellikle sosyal ortamda bulundukları ortamlarda bu terlemelerin insanı rahatsız edecek boyutta olduğu için maruz kaldıkları sıkıntı hissinden dolayı bu ameliyatı olmak istiyorlar hastalarımız. Özellikle öğrenciler sınavlarda yazılı kağıtların ıslanması en karşılaştığımız nokta. Bu da sınavdaki başarısını etkiliyor, toplum içindeki durumunu etkiliyor. Yine bir başka örnek olarak nişanlısının elini elinin terlemesinden dolayı tutamayan hastalarımız vardı. Onların ameliyatında büyük başarı kazandık. Aynı şekilde biriyle tokalaşmak istediğinde elinin ıslaklığından dolayı tokalaşamayan hastalarımız olmuştu. Bunların ameliyatlarını yaptık. Ameliyatlar çok üzgüldürücü. %99'a varan bir başarı sağlıyoruz. Hastalar daha ameliyatın bitiminden itibaren ellerinde ve koltuk altlarındaki terlemeler kayboluyor. Bu ameliyat tüm Türkiye'de yapılabildiği gibi ama Isparta'da devlet hastanesinde çok rahatlıkla güven içinde yapılabilir ameliyatın olabilirsiniz.